Merhaba sevgili arkadaşlar, sınavlar ülkesinde coğrafya anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Türkiye'nin ekonomi politikaları. Hemen konuşmaya başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, ülkeler ekonomik faaliyetlerini yürütebilmek için kendilerine kısa, orta ya da uzun vadeli bir takım hedefler koyarlar. Örneğin Türkiye'nin hedefi Atatürk tarafından belirlenmiştir. Türkiye'yi çağdaş, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartabilmek. Dolayısıyla bu hedefe ulaşabilmek için Türkiye farklı dönemlerde farklı ekonomi modellerini, ekonomi politikalarını hayata geçirmek durumunda kalmıştır. Şimdi bu ekonomi modellerinden bahsedeceğiz ama ben yine de şu soruyu bir kez daha sormak istiyorum. Devletler neden ekonomi politikası üretirler? Yani burada amaç nedir? Bunu bir konuşalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, devletler doğal kaynaklarını, kendi öz kaynaklarını etkin, verimli bir şekilde kullanmak isterler. Eğer siz kendi doğal kaynaklarınızı etkin, verimli bir şekilde kullanırsanız beraberinde üretimi artırmış olursunuz. Devlet üretimin artmasını ister. Üretimle birlikte işsizlik oranı azalır. Çünkü istihdam oranı artar. İstihdam demek ne demek? İş imkanı demek. İstihdam oranının artmasıyla birlikte ülke içerisinde kişi başına düşen milli gelir artar ve beraberinde ülke vatandaşları arasında gelir düzeyinde bir denge oluşur. Doğru mudur? Gelir düzeyinde bir denge oluşur. Bütün bunlarla birlikte devlet büyümeye başlar. Ne yapar? Devlet büyümeye başlar, büyür. Fakat büyüme tek başına yeterli değildir. Önemli olan nedir? İstikrardır arkadaşlar. Devletler istikrarlı büyümeyi ister. Bunun için de kendilerine bir mali disiplin programı hazırlarlar ve bu mali disiplinden taviz vermeden hedeflerine ulaşmak isterler. Yani çağdaş, muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşabilmek için bizim demek ki bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Devletler neden ekonomi politikası üretirler? Kendi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak, üretimi artırmak, istihdam oranını artırmak, kişi başına düşen milli geliri artırmak, gelir düzeyinde denge oluşturmak, istikrarlı büyümeyi sağlamak ve mali disiplinden taviz vermeden hedefe ulaşmak için ekonomi politikası uygularlar. Şimdi az önce de söyledim, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar farklı ekonomi politikalarını uygulamıştır. 4 dönem halinde inceleyeceğiz bu politikaları. Önce işe şuradan başlıyoruz. 1923 ile 1932 yılları arasında uygulanan ekonomi politikaları nedir? 1923-1932 dönemi. Öncelikle şunu bir sormak istiyorum. Bu tarihler arasında Türkiye'de devletçilik politikası etkin bir şekilde uygulanmıştır diyebilir miyiz? Hayır, kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar. Bu tarihler arasında aksine devlet özel sektöre yatırım yapması noktasında çeşitli destekler vermiştir. Örneğin bunun içinde yerli üretimi artırmak için özellikle 1923 yılında hepinizin bildiği gibi İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Ekonomik ant diye de tanımlanır. İzmir İktisat Kongresi Kazım Karabekir başkanlığında toplanıyor. İşte burada alınan kararlar Cumhuriyet'in ilk 5 yılında uygulanıyor. Örneğin neler yapılıyor? 1925 yılında çiftçiyi rahatlatmak için çiftçinin üzerinden büyük bir yük kaldırılıyor. Nedir onun adı? Vergi. Ne vergisi? Aşar vergisi kaldırılıyor arkadaşlar ve çiftçi bir nefes alıyor. Beraberinde 1926 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye kredi sağlanıyor arkadaşlar. Kredi veriliyor. Aynı zamanda sanayiyi teşvik edebilmek için 1927 yılında hepinizin bildiği gibi yine Teşviki Sanayi Kanunu çıkartılıyor. Teşviki Sanayi Kanunu. Devlet elinden geleni yapmaya çalışıyor ama illaki karşınıza bir problem çıkıveriyor. 1929'da yine duymuşsunuzdur, Amerika'da ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan dünya ekonomik bunalımı patlak veriyor. Biz buna ne diyoruz tarihte? Kara Perşembe diyoruz. Ve Türkiye'de bundan olumsuz bir şekilde etkileniyor sevgili arkadaşlar. Ve bakıyoruz ki bütün bunların üzerine özel sektörden bir şeyler istemek biraz da haksızlık. Ve devlet paçayı sıvıyor ve 1932 ile 1950 yılları arasında farklı bir modele dönüyor. 32-50 arası. İşte bu dönemde arkadaşlar devletçilik modeli aktif bir şekilde uygulanmaya konuluyor. Neler yapılıyor? Örneğin birinci 5 yıllık kalkınma planı.
duymuşsunuzdur. Birinci tarih derslerinden 1. 5 yıllık kalkınma planı hazırlanıyor. Evet, bu 1. 5 yıllık kalkınma planları da Rusya'dan esinlenerek yapılıyor. Aklınızda bulunsun. Bu çerçevede ne yapılıyor? 1933'te Sümerbank kuruluyor arkadaşlar. Sümerbank, tekstil alanında. Aynı zamanda maden aramalarına kredi sağlasın diye 1935'te Etibank kuruluyor. Etibank. Aynı şekilde Etibank'tan almış olduğu yardımlarla Türkiye'de maden teknik arama faaliyetleri başlıyor. Bütün bunlar 1. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde yapılan olaylar. Bunların sayısını artırmak mümkündür. Dikkat ederseniz 1. 5 yıllık kalkınma planı işe yaramıştır. Madem işe yaradı, ne yapacağız biz? 2. 5 yıllık kalkınma planına geçeceğiz. 2. 5 yıllık kalkınma planı. Fakat 2. 5 yıllık kalkınma planı maalesef uygulanamayacak. Neden diye sorduğumuzda cevabınız ne olacak? 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı diyeceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı devlet ne yapmıştır? Savaş ekonomisine dönmüştür diyebiliriz. Devam ediyorum. C. 1950 ile 1960 yılları arasında uygulanan ekonomi politikaları nelerdir ki? Burası çok önemli. Arkadaşlar, bu tarihler arasında Türkiye Cumhuriyet tarihindeki en büyük gelişmeyi sağlamıştır. Çok hızlı bir gelişme, hızlı gelişme yaşanmıştır. Ki 1950 tarihi Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi tarihi açısından önemlidir. Çok partiler hayata geçirmiştir. Türkiye artık dış dünyaya açılmıştır. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya üye olmalar, dış yardımlar, bunlarla birlikte bu yardımlar akıllıca kullanılmış ve Türkiye adeta bir şantiyeye dönmüştür. Her yerde bir şeyler yapılmaya başlanmıştır. Ama bu dönemde, şunu da bilirseniz iyi olur, tarımsal faaliyetler ön planındadır. Tarımsal faaliyetler artmış, sanayi faaliyetleri ise ikinci plana bırakılmıştır diyebiliriz. 1950-1960 mükemmel bir hava yakalamışken maalesef sevgili arkadaşlar 1960'tan sonra ne olacaktır? Darbe olacaktır. Biliyorsunuz darbeler bir ülkenin ekonomisini en az 50 yıl geriye götürür. Devam ediyoruz. Bu dönemi de sonlandırdık ve son viraja giriyoruz. 1960 ve sonrası, yani günümüze kadar uygulanan ekonomi politikası nedir? Onu da konuşalım. Bir kere burada işler biraz daha planlı hale geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü devlet planlama teşkilatı kuruldu. Devlet planlama teşkilatı elinde var olan istatistiki bilgilerden hareketle politika üretti. Ve bu politikaları hükümete tavsiye etti. Eğer hükümet bu politikalardan işine gelen, yarayan olursa onları uygulamaya koydu. Ve yine bu tarihten itibaren 5 yıllık kalkınma planlarının uygulanmasına geçildi. Yeniden 5 yıllık kalkınma planlarına geçildi. İlki sevgili arkadaşlar 1963-1967 yılları arasında. 1963-1967 yılları arasında 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulandı. Ve bu her 5 yılda bir güncellendi. Bugün ise günümüzde şu an 2017 yılı itibariyle 10. 5 yıllık kalkınma planını uygulamaktayız. Bu da 2018'de sona erecek. Özetlemek gerekirse olayı bir zaman doğrusu üzerinde gösterelim. Şimdi Cumhuriyet'in kurulduğu günden yani 1923 yılından 1932 yılına kadar devlet özel sektörü aktif hale getirebilmek için özendirici bir takım çalışmalar yaptı. Bu bir. Ama bunun işe yaramadığını gördü. 1932 ve 1950 yılları arasında Türkiye'de devletçilik politikası uygulandı. Devletçilik. 1950 ile 1960 yılları arasında Türkiye'de ekonomik anlamda en hızlı ilerleme, liberalleşme başladı diyebiliriz. 1960'tan itibaren yine 5 yıllık kalkınma planlarına geçildi ve özellikle 1900, buraya önemli bir tarih daha belirtmek gerekirse, 1983'ten itibaren Türkiye tamamen dışa açıldı arkadaşlar ve özelleştirmeler başladı. Malumunuz özelleştirme hakkında birkaç kelime etmek istiyorum arkadaşlar. Özelleştirme. Şimdi devlet hiçbir zaman kâr etme amacı güden bir kurum değildir arkadaşlar. Yani ben bir okul açayım ve bundan iyi para kazanayım. Böyle bir derdi yoktur. Dolayısıyla
Amacı kâr etmek olmayan bir kurum işletmeci olmamalı. Bunu ne yapmalı? Özel sektöre devretmeli. Özel sektöre devredildiği andan itibaren rekabet ortamı oluşacak. Bu da hizmetin kalitesini artıracaktır. Yani özelleştirmeden korkmamamız lazım. Bir sonraki ders görüşürüz.